Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir TYT, bir AYT sorularına güzel bir TYT sorusuyla devam ediyoruz. İşçilerince önemsiz özdeş üreteç ve özdeş KLMN lamalarıyla kurulan devre ile ilgili bazı bilgiler veriliyor. Buna göre kurulan elektrik devresi 1-2-3 feridenlerden hangisi olabilir? Birden başlayalım. LED laması çıkarılınca tüm lambalar sönüyor. Arkadaşlar, LED lambası çıkınca tüm lambalar sönmesi için LED lambasının ana kol üzerinde olması gerekir ya da devreye seri olarak bağlanması gerekir. Peki LED çıkarınca tüm lambaların sönmesi için hangi devre olabilir? Arkadaşlar, pillerde elektrik akımı artıdan eksiye doğrudur. Peki artıdan gelen elektrik akımı L üzerinden geçip bir kısmı M'den bir kısmı alttan geçip devresini tamamlıyor. Arkadaşlar, L lambasını sökersek, çıkarırsak elektrik akımı buradan geçemediği için tüm lambalar sönebilir. Arkadaşlar, birinci devre ya da L lambası çıkınca tüm lambalar söner, bu doğru olabilir. Peki buna gidelim. Arkadaşlar, elektrik akımı yine artıdan başlar. Artıdan başlayan elektrik akımı K'dan geçip sonra 3'e ayrılır. Bir kısmı L'den, bir kısmı M'den, bir kısmı N'den devresini tamamlar. Eğer L lambasını sökersek sadece elektrik akımı bundan değil, artık elektrik akımı K'dan geçip şimdi 2'ye ayrılıp devresini tamamlar. L lambası ana kol üzerinde değil, tek başına bir devredir. Arkadaşlar, bu elektrik devresi olamaz. Peki üçüncüsü, artıdan gelen elektrik akımı yine ana kol üzerinden L lambası var. L üzerinden geçip 2'ye ayrılır, sonra hepsi nereden geçer? Eğer L lambasını devreden çıkartırsak tüm lambalar arkadaşlar söner. Üçüncü devrede olabilir. Peki birinci durumda anlatılanlardan L lambası devre üzerinde ana kol üzerinde olmalı veya devreye seri bağlanması gerekir. Ve ikincisi, M lambası çıkarılırsa diğer lambalar ışık vermeye devam eder. Arkadaşlar, M lambası çıkarılınca diğer lambalar ışık vermeye devam ediyorsa M tek başına devreye paralel bağlı olan bir lamba olması gerekir. Peki arkadaşlar, birinci şekle bakalım. M lambası devreye paralel bağlı. Arkadaşlar, M'yi çıkarttığınca elektrik akımı L'den, K'dan, N'den geçer. Diğer lambalar ışık verir. Yalnız M ışık vermez. Arkadaşlar, bu olabilir. Peki buna bakalım. Arkadaşlar, M'yi devreden çıkarsak yine elektrik akımı L'den, sonra K'dan, daha sonra N'den devresini tamamlar. Bu devrede olabilir. Evet, ikinci devreden olabilir. Peki K lambası çıkarılınca yalnız L lambası sönüyor. Arkadaşlar, K lambası çıkarılınca N lambası da sönüyorsa K ile N birbirine arkadaşlar seri bağlı olması gerekir. Peki arkadaşlar, elektrik akımı artıdan geliyor. Hepsi L'den geçiyor. Eğer K lambasını çıkartınca arkadaşlar N lambası üzerinde elektrik akımı geçmez. Geçmediği için bu da söner. K'yı çıkardığında neyi söner? Arkadaşlar, diğer lambaları ışık verir. Birinci devre olur. Peki üçüncü devre. Arkadaşlar, K'yı çıkartınca elektrik akımı üstten geçip devresini tamamlar. K ile N'nin birbirine seri olması gerekir. Üçüncü devre olmaz. Cevap şıkkı yalnız bir A'dır. Evet arkadaşlar, AYT sorumuz: Kerem ve Melih yüzey yatay olan bir platformun üzerinde hareketsiz durmaktadır. Platform yatay düzlemdeki yer üzerinde ve yere göre durgundur. Arkadaşlar, başlangıçta bütün sistem durgun, yani ilk momentum değeri P ilk arkadaşlar sıfırdır. Peki Melih ayağı ile eksik sürede topa vuruyor ve Kerem de bu topu ayağı ile durduruyor. Bu olay süresinde Kerem ve Melih platforma göre yer değiştirmiyor. Top ile platform arasındaki sürtünme önemsemediğine göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar, başlangıçta bütün sistem durgun, yani ilk momentum değeri sıfırdır. Dışarıdan bir kuvvet olmadığı sürece, uygulanmadığı sürece momentum korunur. Yani ilk momentum sıfırsa arkadaşlar son momentum değeri de sıfır olması gerekir. Peki arkadaşlar, belli en kötülü topu arkadaşlar V hızıyla bu tarafa doğru bir itme uygulayıp V hızıyla bu tarafa doğru hareket ediyor. Peki hareketi süresince hangisi doğrudur? 1. Top ve platform üzerinde hareket ederken platform yere göre artı x yönünde hareket eder. Arkadaşlar, Melih topa, en kötülü topa V hızıyla bir itme uygulayınca topun tabii ki momentumu bu tarafa doğru M çarpı V kadardır. Bütün sistemin momentumun yine sıfır olması için arkadaşlar top bu tarafa doğru giderse arkadaşlar bütün platform, ki bunun üzerindeki Melih ve Kerem bu tarafa doğru gitmesi gerekir ki onlar arkadaşlar birbirine götürse, momentumlar birbirine götürünce sol momentum değeri sıfır olur. Arkadaşlar, top eksi x yönüne doğru ama platform tam tersi yönünde momentumu sıfırlamak için artı x yönüne doğru hareket eder.
Birinci ifademiz doğru. 2. Kerem topu durdurduğunda platformda yere göre durur. Arkadaşlar kerem topu durdurduğu anda artık topun momentumu sıfır. Son momentumun sıfır olması için platform üzerindeki her şeyin platformda dahil olmak üzere sıfır olması gerekir. Yere göre durgundur. Arkadaşlar bu ifade de doğru. Ve 3. Kerem'in ve Melih'in topa uyguladıkları itmelerin büyüklüğü eşittir. Arkadaşlar Melih'in topa uyguladığı itme verdiği momentum kadardır. Yani Melih'in arkadaşlar topa uyguladığı itme MV kadardır. Ve arkadaşlar Kerem aynı topu durduruyor. Yani aynı momentumu sıfırlıyor. Uyguladığı itme de aynı momentum büyüklüğü kadardır. Melih ve Kerem'in arkadaşlar uyguladıkları itmelerin büyüklüğü momentum kadardır. Momentumları aynı olduğu için momentum büyüklükleri birbirine eşittir veya itmeleri aynıdır. Üçüncü ifade doğru. Cevap şıkkı 1, 2, 3, E'dir.